Herkese selam dostlarım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Boneship, Swap ve SeekVR tarafını inceleyeceğiz. Özellikle de SeekVR tarafında gelişmelere bakacağız. Boneship Swap'te gün içerisinde 1 dolar 15 centlere kadar geldi. Daha sonrasında şu anki fiyatına geriledi ama %3'lük bir hareketlilik var. Boneship'a Swap'te arkadaşlar özellikle de 1 dolar olduktan sonra 1,15 cent'e gelmesi bizleri çok mutlu etti. Bone tarafında da işlerin iyi gittiğini, piyasadan bağımsız olarak artışın devam ettiğini söyleyebiliriz. Bone Shiba Swap için. Peki önümüzdeki senaryo Bone Shiba Swap'te ne olur? Bu noktalardan alınır mı? Bunları konuşalım. İlk önce Bone ile başlayalım. Daha sonra SeekVR tarafını inceleyeceğiz. Şöyle ki dostlarım Bone tarafında gördüğünüz gibi 1,09 oldu şu anda anlık olarak. 1,15 direncine geldik. 1,15 direncini kıramadık. Bu 1,15 direncini kırdığımızda 1,30, 1,40'a kadar 1,5 dolara kadar aslında Bone'nin yolu olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktalardan ben de paramın %70, %30'unu Bone'ye girdim arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Nakdimin hepsini Bone'ye vermedim tabii ki ama %25, %30'unu Bone'ye bu noktalardan girdiğimi dile getirebilirim. Özellikle de 1,028'i yakalayamadım ama 1,38'lerde falan, 1,038'lerde falan gerekeni yapmayı ihmal etmedim. Bunları da söyleyelim sizlere. Öte yandan şöyle de bir şey var Boneship Swap'te. Gelişmeler devam ediyor. Projeler tam gaz devam ediyor diyebiliriz. Shibarium'un 3 önemli token'ından bir tanesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Boneship Swap için. SeekVR tarafına geldiğimiz zaman dünkü videomuzda da söylemiştik. SeekVR'ın pamplanmasını etkileyecek en önemli şey, en önemli etken nedir? Tabii ki de Binance tarafında listelenmesi. Şöyle ki Binance'tan herhangi bir resmi açıklama gelmemesine rağmen SeekVR tarafındaki topluluğun aslında heyecanı Binance tarafında bir listelenme bekliyor olmaları. Bizler de Binance tarafında bir listelenme bekliyoruz. Altyapısının ne kadar sağlam olduğunu biliyoruz zaten SeekVR'ın. Şu an tek eksik, önümüzdeki tek eksik Binance'da listelenmesi. Eğer Binance'da listelenirse 1 dolar olmasına hiçbir engel olmadığını söyleyebiliriz. 2023'ün içerisinde Binance'da listeleneceğinin de duyumlarını aldık arkadaşlar. 2023 senesi içerisinde, yani bulunduğumuz yıl içerisinde Binance'da listelenebilir. Bunu da buradan aktaralım. Ben de SeekVR tarafında oldukça umutluyum. Burada da yine SeekVR tarafında da yatırımcısıyım. Bekliyorum. Binance'da listelenmesini bekliyorum. Projelerini takip ediyorum. Şu an herhangi bir önemli bir proje yok arkadaşlar ama dediğimiz gibi SeekVR tarafında gelişmeler geldikçe illaki Binance'da listelenme haberi değil. Tüm gelişmeleri inceliyorum. Sizlere de anlamını aktarmaya devam edeceğim. SeekVR tarafında da takipçisiyim. Yakından takipçisiyim bu konuda. Dediğimiz gibi sizler de abone olup bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca de bu coinleri takip etmek istiyorsanız bildirimleri açın. Her video attığımda sizlere de bildirim gelecektir arkadaşlar. Hem SeekVR, hem Bone, hem Luna Dunch, bunların hepsini detaylıca inceleyeceğiz. Gün içerisinde en az 1-2 video atarak sizleri aydınlatmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar ek kazanç olarak kullandığımız TRX10 listesini sizler de kayıt olarak ek kazanç sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz bu TRX Mining sitesine 10.000 TRX'imizi attık. Hemen hemen 554 dolara tekabül ediyor. Burada da gördüğünüz üzere. Ve günlük %10 oranında çekiyoruz. Yani 10.000 TRX attığımızda günlük 1000 TRX'imizi çekiyoruz. 10 gün sonra ana paramızı çıkarttıktan sonra her çektiğimiz 1000 TRX bizlerin karı oluyor arkadaşlar. Zaten ana para çıkartmaya da çok çok yaklaştık diyebiliriz. Sizler de aşağı bırakacağım linkten TRX 10 listesini incelemeyi, kayıt olmayı unutmayın.